Geçenlerde hahamlardan bir tanesi Yahudi çocuklarının öldürülmesi gerektiğini ifade ediyor açıklamasında. Çünkü bunlar diyor gelecekte aynısını yapacaklar. Bunların yaklaşımı bu. Yani Filistinli çocuklar için böyle bir yaklaşımda bulunuyor. Böyle bir vicdan olur mu ya? Böyle bir insani yaklaşım olur mu? Sadece son çeyrek asırda tamamı da yalan bahaneler ve kurdukları piyon örgütler üzerinden Irak'ta 2 milyon, Afganistan'da 1 milyon, Suriye'de 1 milyon insanın ölümüne yol açanlar bunlar değil mi? Kendi ülkelerinde mazlum Filistin halkı lehine açıklama yapan üniversite öğrencilerini, akademisyenleri, gazetecileri, sanatçıları, sporcuları, iş insanlarını tehditle hatta şantajla susturmaya kalkanlar bunlar değil mi? Lafa gelince demokratlığı, insan haklarını, çoğulculuğu, çok sesliliği kimseye bırakmayanların faşist yüzlerini hep birlikte ibretle seyrediyoruz. Sırf bu onurlu tavırlarından dolayı yaşadıkları ülkelerde sıkıntıya düşen üniversite öğrencilerine ve diğer tüm kesimlere, şimdi onu da buradan açıklıyorum, ülkemizin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirtmek istiyorum. Bu tabloda Gazze'deki zulme gözlerini kapatan batılı güçlerin İsrail için döktükleri gözyaşı, sahtekarlığın dik alasından başka bir şey değildir. Daha dün Ukrayna'da yaşanan savaşta ortaya çıkan kayıplar için dünyayı ayağa kaldıranların Gazze'deki aleni katliama duvar kesilmesi bu riyakarlığın en somut ifadesidir. Bir şairimizin şu mısraları adeta karşımızdaki tabloyu anlatıyor. Korkaklığın sükutu kol geziyor her yerde. Sanki tek başınayım, tek kişilik mahşerde. Mantık yürütmek yasak, itiraz eylemek suç. Neşe, eğlence, cinnet, yatıp uyumak korkunç. Kim kimdir? Kim kim değil? Anlamak ve bilmek zor. Oynanan komediye gül diyorlar. Gülmek zor. Toprağın üstü mezar. Zevke dalmış ölüler. Can sıkmaya yetiyor. Canlı kalmış ölüler. Evet. Canlı kalmış ölülerle dolu bir dünyada biz ülke ve millet olarak hakikati aykırmaya, bunun için siyasi, diplomatik, gerekirse askeri tüm yolları devreye sokmaya devam edeceğiz. Kalbimizle, dilimizle, elimizle ne yapabiliyorsak yapacağız. Medeniyetimizin, inancımızın ve kültürümüzün gereği olan duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Bununla birlikte kuru hamasete, ülkemize ve Filistin halkına fayda getirmeyecek adımlara, stratejisiz hamlelere de tevessül etmeyeceğiz. Çünkü biz gerisinde binlerce yıllık bir devlet geleneği ve devlet aklı olan Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.